Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Faruk Özkan. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. 2020 yılından beri İnziva Gürtme takımında görev yapıyorum. Bugün sizlerle Bit Operations konusunu işleyeceğiz. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle bir sayının binary yazılımını inceleyelim. Mesela 13 sayısı. Öncelikle 13 sayısını inceleyelim. 13 sayısı nedir? 1 çarpı 2 üzeri 3 artı 1 çarpı 2 üzeri 2 artı 0 çarpı 2 üzeri 1 artı 1 çarpı 2 üzeri 0'dır. Yani 8, 4, 0 ve 1'in toplamı 13 eşittir. Bu da demek oluyor ki 13 sayısının binary gösterimi 1, 1, 0 ve 1'dir. Şu şekilde gösteriyoruz. Şimdi AND, OR ve XOR operasyonları, yani bit operasyonlarımız, bunları konuşalım. Şu tablo üzerinden gösterebilirim. A ve B sayısı için 4 farklı durum vardır. 0, 0, 0, 1, 1, 0 ve 1, 1 durumu. AND operasyonu ikisinin de 1 olmasını gerektirir. Şu konumda göreceğiniz üzere. OR sayısı en az 1'nin 1 olmasını gerektirir. XOR ise farklı olmasını gerektirir. Bunlar bit operasyonlarımızı başlayacak. Şimdi dilerseniz shift operasyonuna bakalım. 13 sayısının shiftleyelim. 13 sayısının binary yazılımı neydi? 1, 1, 0, 1'di. 13 sayısını 2 kere sola shiftlediğimizi düşünelim. Yani bu 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 sayısını 2 kez sola shiftlersek nasıl bir görünüm elde etmiş oluruz? 1, 1, 0, 1, 0, 0. Fark ettiyseniz her bit 2 kez sola kaydı. Yani her bitin değeri 2 üzeri 2 kadar artmış oldu. Yani bu durumda sayımız 2 üzeri 2 ile çarpılmış oldu. Yani 13 yerine artık burada elde ettiğimiz sayı 52 eşittir. Shift operasyonu kodlama yaparken şu şekilde gösteriliyor. Örneğin 2 üzeri n mesela. 2 üzeri n nasıl yazılır? Bunu düşünelim. Bir 1 sayı 2 üzeri n arasında şu şekilde gösterilir. Öncelikle bunu göstereyim. Bu ne demektir? 1 sayısını n kez sola şifre demektir. Ve 1 sayıyı binary yazılımında her sola şifrediğimizde 2 ile çarpılacağı için 1'i n kez sola şifrediğimizde 2 üzeri n sayısını elde etmiş oluruz. Bunu genelleyecek olursak k sayısını n kez sola şifrediğimizde elde ettiğimiz sayı k çarpı 2 üzeri n'dir. Şimdi dilerseniz bu özellikleri bir örnek üzerinde kullanalım. Örneğin bize verilen bir x sayısının tüm basamaklarını binary halinde yazdığımızı düşünelim. Ekranda kodumu göreceğiniz üzere öncelikle 30'dan 0'a kadar bir for loop geziyoruz. Bu olabilecek en büyük sayının, yani 2 üzeri 31, 31 basamaklı bir sayının tüm bitlerini gezmek için. En yukarıdan başlıyorum 30. bitinden. Ve her seferinde sayının ikinci bitinin 0 mı 1 mi olduğunu anlamak için şu işlemi yapıyorum. Aslında ben burada x sayısını 2 üzeri i ile entlerken, altıncı satırda. Şimdi burada x ve 2 üzeri i'yi entlediğimde 1 mi 0 mı diye kontrol ediyorum. Bu ne demek oluyor? X ve 2 üzeri i'nin endi eğer 1'e eşitse x'in ikinci basamağı 1 demektir. Ama eğer x ile 2 üzeri i'nin endi 0'a eşitse bu demektir ki x'in ikinci basamağı 0'dır. Bu şekilde 30. bitten 0. bite kadar tek tek ilerliyorum ve her indeks için, yani x'in her biti için o bit 1'e mi eşit 0'a mı eşit diye kontrol ediyorum. 1'e eşit olduğunda 1 yazıyorum, 0'a eşit olduğunda 0 yazıyorum. Bu şekilde bir sayının binary yazılımını elde edebilirsiniz. Örnek verecek olursak demin verdiğimiz 13 için başta bir sürü sıfırlar olacaktır çünkü 13 küçük bir sayı. En sonunda ise şu şekilde bitecektir. 8, 4, 1 daha 13 olacak şekilde. Şimdi dilerseniz başka bir örneğe geçelim. Şimdi bu örneğimizde ise bize n tane sayının verildiğini düşünelim. Ve bu n tane sayıdan öyle bir subset alalım ki bunların toplamı target değerimize eşit olsun. Bunu nasıl yaparız? Öncelikle yaklaşımımız şu şekilde. Tüm subsetleri tek tek deniyoruz. Ve tüm subsetlerin toplamlarını bakıyoruz. Target'e eşit olanlar için cevabımızı 1 artırıyoruz. Veya yes diyoruz. Şimdi şu şekilde. Öncelikle 2 üzeri n'e kadar bir for dönüyorum. Bunun sebebi ne? Bunu şu şekilde anlatalım. Örneğin benim bir array'im olsun. 3, 5 ve 7. Ben burada array'deki eleman sayısı 3 olduğu için 0'dan 2 üzeri 3'e kadar bir for dönüyorum. Peki bunu neden yapıyorum? 0'dan 3'e kadar for dönerken ben aslında 0, 0, 0 vesaire vesaire 1, 0, 1 1, 1, 1. Bu tarz tüm binary sayıları gezmiş oluyorum. Peki ben bunları niçin geziyorum? 1, 0, 1 aslında şu demektir. Ben toplamıma 3'ü alayım, 5'i almayayım, 7'yi alayım.
veya 1, 1, 1 şu demektir. 3'ü, 5'i, 7'yi, 3'ünün toplamına dahil edeyim. Bu şekilde tüm 2 üzerine kadar olan sayıları gezdiğimizde en sayılık bir kümenin tüm subsetlerini gezmiş oluyoruz. Ve bunu şu şekilde yapıyoruz. Koda geçelim tekrar. Şimdi 2 üzerine kadar geziyorum. Sum of the subset diye bir değişken tuttum. Bu değişken şu anda kale aldığım subsetin toplamını tutacak. Ve burada 0'dan n'e kadar bir for geziyorum. Bu for'un amacı ne? Bu for'un amacı şu aslında. Ben bir mask değeri belirledim. Bu mask da aslında 0 ile 2 üzeri n arasında sayı. Ve bu sayı benim hangi elemanları alıp hangi elemanları almayacağıma karar veriyor. Mask'ın her bir biti için, mask en uzunluğunda bir sayı olmak zorunda çünkü biz 2 üzerine n'e kadar döndük. Mask'ın her bir biti için eğer o bit 1 ise ben bu ben o bitteki elemanımı atıyorum 1, 0, 1 için önce en soldaki 1'e bakıyorum. Diyorum ki demek ki 3'ü alacakmışım. Öyleyse sum of this subset'e 3'ü ekliyorum. Eğer 0'sam da eklemiyorum. Bu şekilde mask'taki her bir olan bit için o indekse karşılık gelen değeri toplamıma ekliyorum. Tüm toplamı bulduğumda eğer bu toplam target değerime eşitse yes bastırıyorum. Eğer değilsem en baştan maskımı bir ilerletiyorum ve bir farklı durumu deniyorum. Hiçbir senaryoda 0'dan 2 üzeri n'e kadar hiçbir senaryoda eğer target'e eşit sonuç bulamazsam bu da demektir ki benim böyle bir cevabım yoktur ve no bastırıyorum. Sorumuzun çözümü bu şekilde. Videomuz buraya kadardı. Diğer videolara göz atmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve İnzva kanalını takip etmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.